Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Evet, dün maalesef çok acil bir seyahatim gereği gerek Twitter'dan gerekse akşamleyin bu YouTube üzerinden herhangi bir analiz aktarma imkanım olamadı. Bu sebepten dolayı üzgünüm. Değerli arkadaşlar, hemen yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Sadece birkaç saat yorum aktarmadım diye veya dün akşam herhangi bir analizde bulunmadım diye yine verip veriştiren kıymetli, değerli kardeşlerimiz olmuş. Selam olsun onlara. Kaçtı, göçtü, dediği çıkmadı, şu oldu, bu oldu. Arkadaş, herhalde sizler beni başkalarıyla karıştırıyorsunuz. Ben her koşul ve şartta, dolar inse de çıksa da, borsa uçsa da çakılsa da, her türlü piyasa koşullarında yıllardır piyasanın içinde olan birisi olarak ve henüz 1-1,5 yıldır da Twitter üzerinden, 2 aydır da YouTube üzerinden yorum aktarmakta olan bir insan olarak zannediyorum ki beni bir tek yorumum veya analizimle veya bir gün analiz aktarmadım diye bu şekilde suçlamak da büyük bir terbiyesizlik yapmaktasınız. Ben bunları sizin terbiyenize ve ahlakınıza bırakıyorum. Bu bir. İkincisi, efendim dolarcılar, doların yükselmesini isteyenler, vatan hainleri, şucular bucular şeklinde sanki takım tutarcasına bir ikilem, bir kutuplaştırma yaratılmaya çalışılıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kendinizi yormayınız bu konuda. Ben net bir şekilde görüşümü aylardır söylüyorum. Diyorum ki ben dolar TL'nin 2019 yılı itibariyle en yakın görüşlerimden bahsedeyim isterseniz 2019 yılının girmesiyle birlikte 5.30 seviyesini destek kabul ederek kademeli bir şekilde yukarı bir eğilim içerisinde olacağını ancak eğer ki 2 gün, 3 gün, 5 gün sonra 7'lere 8'lere yönelik bir yükseliş umudu içerisindeseniz hiçbir şekilde bu kadar heyecanlı olmayınız diyorum. Çünkü kademeli yükselişten kastedilen adım adım, step step bir yükselişin olacağıdır. 5.80'lere doğru birkaç gün önce yaşanan ani atak veya bildiğiniz nedenlere dayalı olarak 7.20'lere doğru oluşan ani atak bunlar arkadaşlar olağanüstü ve aşırı fiyat hareketlenmeleridir. İster yukarı yönlü olsun, ister aşağı yönlü olsun. Bir şeyin normal, stabil değerinin üzerine veya aşağısına çok hızlı iniş ve çıkışlar yaşaması anormal fiyat hareketleridir. Mutlaka bunun düzeltmesi gelecektir. Bir nedene, ekstra bir sebebe dayanarak bu oluşum gerçekleşmiştir. Nasıl ki 7.20'ye çok ekstra bir neden de gidildi. Nasıl ki 7.20'den sonra çok net bir şekilde bir satış eğilimi oluşmak üzere 5 seviyesine doğru bir yaklaşım yaşandı. İşte bu 3.50'lerden 7.20'ye giden hareketin bir düzeltmesidir. Eskilerin çok hoş bir tabiri vardır değerli arkadaşlar. Bakkal hesabı derler. Aman yanlış anlaşılmasın. O bakkal dostlarımızı, arkadaşlarımızı, nostaljimizin en güzel simgelerini asla küçümsemek için söylemiyorum. En doğrusunu onlar yapıyor. Hesapları hiçbir zaman için şaşmazdı onların. Onlar şu hesabı yaparlar arkadaşlar. Bir şeyin kıymetini değerinin yarısı olarak değerlendirirdi. Pazarlık yapacakları zaman bile herhangi bir rakam söylendiği zaman direkt ben yarı fiyatını söyleyerek pazarlığı bu noktadan açarlardı. Arkadaşlar 3.50'den 7.20'ye giden harekette görmüş olduğunuz fark nedir? 3.70'tir değil mi? Bu farkın yarısını aldığınız zaman 1.85 yapar. Siz eğer 7.20'den 1.85'i çıkardığınız zaman hangi seviyeye ulaşırsınız? Yaklaşık 5.40'lar seviyesine ulaşırsınız. 5.35'ler seviyesine ulaşırsınız. Dolayısıyla arkadaşlar dolar TL'nin denge noktası 5.30 seviyesidir ve şurada görmekte olduğunuz gibi buradan başlayan sert hareketin ardından şuradaki %50 noktasını ifade eden 5.30 seviyemizin aşağısına 1-2 haftalık bir sarkma yaşandı ama ardından tekrar bu seviyesi destek konumuna getirilmek adına bir gayretin ve bir çabanın hakim olduğunu görmekteyiz. Efendim bu destek kırılmaz mı? Elbette ki kırılabilir. Kırılmayacak bir destek, kırılmayacak bir direnç olamaz. Ancak hangi nedenle kırılacaktır? Bunu sorgulamak lazım. Yukarı yönlü kırılmalara alıştık zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yurt dışında ufacık bir esinti olsa bizde fırtınalar kopmakta. Ama yurt dışında olumlu esen rüzgarlar olduğu zaman bize herhangi bir etkisi oluyor mu? Hayır, olmuyor. O zaman ben hangi olumlu sebebi bekleyerek, hangi iyi bir gelişmeyi bekleyerek dolar TL'nin 4'lere 4.5'lara kadar geri çekileceğini düşüneyim. Evet, grafiklerde birçok nokta görülüyor. Sizlere
En son analizimde değişik değişik açılarla dolar TL'deki bütün teknik olasılıkları anlatmaya çalıştım. Ve bunu anlatırken de dedim ki arkadaşlar, şu açıdan bakılırsa böyle bir teknik görünüm var. Bu açıdan bakılırsa da böyle bir teknik görünüm var. Siz kısa vadeli olarak bakarsanız şu şu noktaları direnç, şu şu noktaları destek olarak almanız gerekiyor. Ama daha geniş bir açıdan bakacak olursanız ise karşımızda böyle bir tablo var. Ama o tablo var diye illaki, yani ben şurada 6.40 direncini görüyorum diye hemen diyebilir miyim ki 6.40 direncine kadar 3 günde 5 günde gidilecektir? Evet, bu direnç burada vardır ama şuradaki direnç aşılmadan buraya geçilmez. Veya şurada bir destek vardır. Bu destek kırılmadan şuralar söz konusu olmaz. Evet, şu anda 5.30 seviyesinin bir destek olduğunu görüyoruz ve benim şunu sorgulamam gerekiyor. Bu desteğin kırılması için bir sebep var mı? Veya buralara kadar gelinirse bu desteğin kırılması için bir neden var mı? Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz piyasa koşulları veya temel analiz dediğimiz kavramlar bize bu noktada büyük bir bakış açısı yaratmakta. Yani eğer piyasa koşulları o fiyatın, o enstrümanın, o anki rakamlarının yukarı yönlü gitmesini istiyor, koşullar bunu gerektiriyorsa bunun önüne hiçbir şeyin geçmesi mümkün değil. Siz bunu istediğiniz kadar engellemeye veya aşağı iniyorsa da desteklemeye çalışınız. Hayır, piyasanın yönünde gidecektir bu olay. Şu an piyasanın yönünün, ben her nasıl ki kademeli olarak bir yükseliş eğilimi içerisinde olacağımızı ve 2019 yılının girmesiyle birlikte de bu kademeli yükseliş eğiliminin bir şekilde kendini hissettirmekte olduğunu görüyor ve de fark ediyorsak, ben gerek Türkiye ekonomisini, gerek seçimler öncesindeki atılan bir takım adımlar ve özellikle Şubat-Mart aylarında, hele ki Şubat ayında çok ciddi dış borç ve de iç itfa ödemelerimizin olduğu bir süreçte, ben açıkçası arkadaşlar dolar TL'nin aşağı gelmesini gerektirecek bir tek neden göremiyorum. Emin olunuz ki, şunu bir kere çok iyi bir şekilde anlamaya çalışınız ki, bir trader, piyasayı iyi bilen, ki ben kendimi piyasayı yıllardır içinde olan bir insan olarak iyi bildiğimi düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncemdir. Sizler takdir edersiniz veya etmezsiniz, ayrı bir konu. Bir enstrümanın yükselişinden de para kazanabilir, düşüşünden de para kazanabilir. Ben bilsem ki dolar TL 4 liraya kadar net bir şekilde gerileyecek ve böyle bir şeye inanıyor olsam, teknik ve de temel göstergeler bu hususta beni tatmin ediyor olsa, arkadaşlar direkt olarak short işlemi yapar ve oturur beklerim. Evet, ben direkt olarak short işlemi yapar ve oturur beklerim. Ama ben eğer ki piyasanın yukarı eğilim içerisinde olduğunu düşünüyorsam short işlemini yapmam. İşte sizlere nabza göre şerbet vermek denilen kavram vardır ya, içinden nasıl geliyorsa, pozisyonu neyse, şuyu neyse, buyu neyse şeklinde, bu düşüncelerle yorum aktarılıyor şeklinde açıklamalar yapanlar vardır ya. Arkadaşlar, bu olay öyle bir şey değildir. Yani ben sizlere kalkıp da inanmadığım bir şeyde, kendi adıma kabullenmediğim bir şeyde niçin kalkıp da böyle bir yorum aktarabileyim? Neye görüyorsam ve neye inanıyorsam onu söylerim ve kendi şahsım adına da o işlemi yaparım, o pozisyonu yaparım. Emin olunuz ki arkadaşlar, dolar TL'nin ısrarlı bir şekilde geri çekileceğini iddia eden bir arkadaşınıza gidiniz ve deyiniz ki, arkadaşım bana bir atıyorum 5000 TL borç verebilir misiniz? Size söyleyeceği ilk cevap şudur: TL olarak vermem, dolar olarak vereyim, altın olarak vereyim. Niye arkadaş? Hani sen dolar TL'nin düşeceğine yönelik bir kanaatin vardı? Yani niçin sen kalkıp da böyle bir yaklaşım içerisinde bulunuyorsun? Öyle değil mi arkadaşlar? Doların düşeceğini düşünen bir insan dolar olarak borç verir mi? Der ki TL olarak vereyim. Bugün verdiğim 5000 TL'mi yarın aldığım zaman dolar da zaten düşmüş olacak. Ben de o düşük dolardan alırım veya almam. Ayrı bir konu. Arkadaşlar, inanmak başkadır ve inandığını yapmak başka bir şeydir ve bunu söyleyebilmek başka bir şeydir. Şimdi değerli arkadaşlar, bu konuyu aslında biraz sinirlendiğim birkaç husus var. Bu sebepten dolayı vurgulamak durumunda kaldım. Maalesef ve maalesef dediğim gibi bir gün analiz aktarılmayınca hemen buna bir takım yakıştırılmalar yapılmakta ve bundan böyle birkaç kişinin galiba canını yakmak gerekecek. Bu memlekette ekonomi iyi gitmiyor ama hukuk düzeni de maalesef çok sağlıklı yürümüyor olsa da, bilişim suçları denilen ve gayet de güzel bir şekilde çalışan, ismini, cismini, adını, sanını, onu bunu saklasam gizlisen de arkadaş, yazdığın yeri nokta olarak tespit eden bir takım teknik gelişmeler mümkündür ve basın yoluyla işlenen suçlar
internet üzerinden kalkıp da sanal ortamda kimliğini, ismini gizleyerek senin yapacağın hakaretler ve küfürlerin bir şekilde yerini bulması ve bunların değerini edecek şekilde cezalandırılması gerektiğini net bir şekilde ifade etmek istiyorum ve bununla ilgili olarak da birkaç mücadelede bulunacağım. Şimdi değerli dostlar, tekrardan dolar TL diyelim ve dolar TL'nin 5.30 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu ifade ettikten sonra bir de arkadaşlar şu açıdan bir konuya bakalım. Dolar TL'de arkadaşlar 5.13 seviyesine kadar yaşanan geri çekilme sonrasında bu seviyenin bir dip olarak kabul edilmesi dahilinde dolar TL'nin ilk önemli bölge olarak %23.6'ya denk gelen 5.62 seviyesinin ilk esas ve ana direnç olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar bu seviyeyi esas ve ana direnç olarak vurgulamamdaki en temel nokta şu. Biliyoruz 5.50 seviyesi ve 5.54 seviyesi dolar TL için şu son günler itibariyle bir direnç konumunda. Bu bölgenin henüz birkaç defa zorlandı. Ancak tekrar tekrar zorlanmalar söz konusu olacaktır ve bu zorlanmalar ardında aşılması sonrasında ilk önemli direncimiz 5.63 bölgesi olacaktır. Ve arkadaşlar biz yeni bir banda girmiş olabileceğiz. Bu 5.63 direnci zorlanırken de 5.70'lere, 5.75'lere yönelik ataklar yaşanabilecektir. Ama yine geri dönüşler olacaktır. 5.63 direncini kırsam mı, kırmasam mı? Tıpkı bugün 5.30 bölgesinde yaşanmakta olduğu gibi. Bakınız arkadaşlar, şurada bir kez daha dikkat çekeyim. Şuradaki 5.30 destek bölgesinin bir şekilde kırılmamak adına günlerden beri uğraşıldığını, bugün 5.31-58 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanmış olsa dahi 5.30-5.32 destek bölgesinin korunmak adına bir gayretin var olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar bu gayret henüz net bir şekilde bu destek asla kırılmayacaktır, kırılamaz şeklinde bir sonucu bize çıkaramaz. Hiçbir zaman için böyle bir sonuç oluşamaz. Ama lütfen şu nokta çok iyi bilinmeli ki destek ve direnç kavramlarını veriyor olmamızın nedeni, yani ekranlarda dekor olsun diye değildir. Eğer bir destek noktası yakından izleniyor ise o noktadan bir tepkinin gelebileceğini ve şayet eğer o seviye kırılacak olursa daha aşağılara kadar bir iniş, bir geri çekilme ihtimalinin var olduğunu bilesiniz ve buna göre gerekirse satış yapıp tekrardan alış yapma yönünde bir strateji uygulayabilesinizdir. Sadece ve sadece inşallah kırmaz, inşallah geçer tarzındaki beklentilerle hareket edilir ise eğer, bu durumda sizin eğer kafanızda doların 7 liraya gitmesi, 7 liraya veya 6,5 liraya giderse siz eğer zararınızdan kurtulacağınızı düşünüyorsanız, dolar yarın 6,25 de olsa siz satış tuşuna basmayacaksınız. Çünkü siz kafanıza 6,50'yi koymuşsunuz. Eğer 6,25'te bir direnç varsa ve siz bu direnci görmezden geliyorsanız, illaki bu 6,5'a gidecek, benim zararım o zaman çıkar diyorsanız, değerli arkadaşlar, dolar TL'nin sizin zararınızı çıkarmak gibi bir mecburiyeti bulunmuyor. Yani dolar TL size borçlu değil, o cansız bir varlık. Siz piyasa koşullarına göre dolar TL'yi idare edeceksiniz. Onun fiyat hareketlerine göre atılması gereken adımları atmazsanız o sizin hangi ruh hali içerisinde olduğunuzu bilmez. Kayıpta mısınız, kazançta mısınız onu da bilmez. O kendine göre bir yönü vardır. Piyasanın ona çizmiş olduğu bir rota vardır. O rotayı takip etmek durumundadır. Evet arkadaşlar, 5.63 seviyesi dedim. 5.63 seviyesi çok önemli bir direnç konumundadır. Ve biz önümüzdeki süreçte, önümüzdeki kısa süreçte 5.50 üzerine yerleşen ve bu seviye üzerinde 5.50 ile 5.80 aralığındaki bir band içerisinde hareket etmeye çalışan bir dolar seyrine tanık olacağımız kanaatindeyim. Bu benim tamamıyla şahsi kanaatimdir. Kademeli olarak 2019 yılı itibariyle dolar TL'de yükseliş eğilimini bekleyen bir kişi olarak ve bunu da net bir şekilde ifade eden bir kişi olarak 5.50-5.80 bandının önümüzdeki yakın bir zaman içerisinde oluşabileceği düşüncesindeyim. Bu band oluştuğu zaman aynen bugün 5.30 desteğini sorguladığımız gibi biz yine 5.50 desteğini sorgulamaya başlayacağız ve 5.63 seviyesinin etrafında gezinen, kimi zaman 5.50'ye yaklaşan, kimi zaman da 5.70-5.80'lere ulaşan bir seyrin gündeme geleceği, bir sürece gireceğimiz kanaatindeyim. Önümüzdeki ikinci aşamanın bu olduğu düşüncesindeyim. Ve bir kez daha belirtmek istiyorum ki sevgili arkadaşlar, eğer dolar TL'nin 5 ve aşağısına ineceğine yönelik bir kanaatiniz var ve bu kanaatinizin altını doldurabileceğiniz nedenleriniz varsa ben saygı duyarım sizlere. Ancak ben böyle bir düşünce içerisinde değilim
sebeplerini de arz ediyorum size. Dünyadaki ve küresel koşullardaki ekonomik şartlar, hele hele özellikle ABD'nin faiz indirimine dahi gidebilecek bir raddeye gelmesi. Bir iki gün öncesine kadar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin dahi ekonominin önemli bir süre faiz artırımını gerektirecek bir koşulunun olmadığını düşünüyorum. Faiz indirimi yönünde bir takım mesajlar verecek tarzda ifadelerinin olduğu bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginleyebilmek adına artırmış olduğu faizlerinin sürdürülebilir olmayacağını, her ne kadar faiz indirimi yapmayacağı şeklinde bir beyanatta bulunmuş olsa da ben bu beyanatı da birazcık farklı bir şekilde değerlendiriyorum. Faiz indireceğim şeklinde bir ifadeyi şu içinde bulunduğumuz piyasa koşullarında çok net bir şekilde seslendirmesi mümkün değildir. Ama gün ve saat gelecek ki ve bu da çok uzun bir zaman olacağını düşünmüyorum. 6 Mart tarihli Merkez Bankası toplantısında dahi bir faiz indirimi olasılığını mümkün görüyorum. İşte böyle bir durumda sevgili arkadaşlar, faizin indiği bir Türkiye koşullarında para nereye gitmek isteyecektir? Ya borsaya gidecektir ya da dolara gidecektir. Borsa konusunu biliyorsunuz arkadaşlar. Herkesin haz ettiği, yapabildiği veyahut da becerebildiği bir iş değildir. Riskli gören, kumar gören, şu gören, bu gören vesaire konular ya altındır ya dolardır. Başka bir istikamet kalmıyor. Zaten yabancı yatırımcıların dolar TL üzerindeki trade mantıklı hareketleri ve onların özellikle düşen faizler sebebiyle tahvilleri satıp da TL'ye geçtikleri anda paralarını eğer başka bir ülkeye veya kendi ülkelerine götürmek istiyorlarsa, bunu TL olarak götürmeyeceklerine göre, dolar almak zorunda olduklarına göre, bir de onların ilgisinin gündemde olduğu bir süreç ve tabii ki seçim süreci. Verilen birçok teşvikler, açıklanan bir takım paketler ve bunların nasıl finanse edileceği konusunda bir netliğin olmaması, çok fazla belirsizliklerin bugünden var olması, hele bir de seçimden sonra bunların nasıl toparlanabileceğine dair hiçbir somut bir açıklamanın var olmaması, ama tüm izahatların YEP projesi sınırları içerisinde ve bu politikaya uygun yapıldığına dair genel bir söylemin var olduğu bir ortamda, ben inanayım, siz inanın, diğer kişi güvensin, ama maalesef arkadaşlar bu hesaplara ve kitaplara yabancıların inanması pek mümkün görünmemekte. Bu nedenlerle ben dolarda bir yükseliş eğiliminin kademeli bir şekilde devam edebileceğini söylüyorum. Ama asla ve asla şuraya gider veya buraya gider şeklinde bir düşüncem, bir tahminim bulunmamakta. Elbette ki şahsi bir beklentim ve tahminim olabilir, ama ben bu tür rakamların zikredilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Dilin kemiği yok. Derim ki size dolar 7,5. Ne olacak arkadaşlar 7,5 olunca? Yani 7,5 demekle 7,5 olacağının bir garantisi var mı? Ben 7,5 derim, o biri 8 der. Niye ben 7,5 diyorum, niye o kişi 8 diyor? Neden yani? Bunun bir nedeni olması lazım. 7,5 diyorsam, 8 diyorsam, 8,25 diyorsam bunun nedenini net bir şekilde ortaya koyabilmem lazım. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, doların içinde bulunduğu tablo 5.30 ve 5.32 desteklerini korumak şeklindeki bir eğiliminin olduğunu söyledik. Bu seviyede bir süre oyalanma yaşıyoruz. Bu hafta veya daha doğrusu Merkez Bankası'nın kararı sonrasında bir oyalanma yaşanmakta. Bu oyalanmanın ardından tekrardan yavaş yavaş bir yukarı eğilimin başlama ihtimalinin var olduğu görüşündeyim. Kısa vadeli göstergelere bakacak olursak değerli arkadaşlar, hani bu son günlerde 5.25'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyenler vardı ya. Evet, mümkündür. Teknik olarak hiçbir şey imkansız değildir. Hay hay. Bu 5.25 seviyesi arkadaşlar nereden çıkıyor? Ben size bunu da anlatmış olayım. Şurada bir 5.54 seviyesinde bir direncimiz var, biliyorsunuz. Bu çizim yapılırken arkadaşlar 5.54 seviyesindeki direnç noktasında bir mola verilip de grafik aşağı doğru uzatıldığı zaman gelen seviye 5.25 oluyor. 5.25 noktası arkadaşlar buradan çıkmakta. Dolayısıyla %61.8'e denk gelen 5.47. Dolayısıyla 5.47 5.50 bölgesindeki desteğin aşağısına inilmekle, şurada gördüğünüz gibi 5.30 desteğimiz yine çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Buralara kadar bir geri çekilme olabilir deniyor. Niye? Bu çizim yapılırken şu seviyeyi direnç olarak algılayan, bu çizginin bu seviyede durmasını sağlayan bir yöntemle çizim gerçekleştirilmiş. Dediğim gibi olmaz diye bir şey yok, ama kısa vade itibariyle bu grafikten anlayacağımız nokta şudur arkadaşlar. 5.30 seviyesinin 5.30-5.32 bölgesinin net olarak sorgulandığını, bir destek olarak algılanmaya devam ettiğini ve şurada da olduğu gibi 5.50 ile 5.55 aralığında bir direnç bölgesinin olduğunu görmekteyiz. Bu direnç bölgesi çok güçlü bir direnç bölgesi midir? Bana göre çok güçlü bir direnç bölgesi değildir. Bir direnç veya bir destek bölgesi çok sayıdaki denemeler ile
test edilir ve geçilemez veya kırılamaz ise ancak güçlü bir destektir veya dirençtir. Burada sadece 2-3 deneme olmuş sadece. Ama biz 5-30 desteğine baktığımız zaman defalarca denemelerin olduğu için güçlü bir destek olduğunu görüyoruz. Ve yine şahsi görüş ve kanaatimle tamamıyla ve tamamıyla beni bağlayacak olan bir görüş kanaatiyle sizler katılırsınız veya katılmazsınız. Ben 5-30-5-32 bölgesindeki destek hattının kolaylıkla kırılabilecek bir destek olmadığını, güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dolar TL için şu an içinde bulunmuş olduğumuz seviye 5.35'ler yakınlarındayız ve günlük grafiğimize bakarak ben seans sonu gece 24'ten sonra mutlaka milimetrik olarak pivot verilerini aktaracağım ama şu anki seviyeleri bir kapanış seviyesi olarak addetme kaydıyla 5.34.50 seviyesinin yarın için önemli bir direnç bölgesi önemli bir pivot bölgesi olduğunu ve bu seviyenin üzerine çıkılıp bu seviyenin üzerinde kalınmaya devam edilirse 5.37.50 ardından 5.39 ve 5.42-5.43 bölgesinin teknik hedef olabileceğini, yani 5.34.50'nin üzerinde kalındıkça ilk etapta nereye kadar yükselebilir sorusunun cevabı 5.37.50'dir. 5.37.50'nin üzerinde kalınmaya devam ediyorsa bu yükseliş ilk etapta nereye kadar devam edebilir? 5.39.50'dir. Pivot sistemin teknik olarak yorumlanma tarzı budur. Şayet 5.34.50'nin aşağısına gelir ise bu 5.34.50 seviyesi bir pivot noktası manasında direnç konumuna gelir ise bu durumda bu geri çekilme nereye kadar devam edebilir sorusunun cevabı ise arkadaşlar 5.32'ler civarıymış, 5.32-30'lar civarıymış. 5.32'de kırılır en az 2 saat 120 dakika 180 dakika gibi 5.32'nin üzerine çıkamayan bir görüntü hakim olur ise bu durumda nereye kadar geri çekilebiliriz? 5.29 ve aynı mantıkla 5.27'ye kadar bir geri çekilme olasılığı mümkün olabilir imiş. Pivot bilgileri bize belli bir desteğin kırılması veya belli bir direncin aşılması durumunda ilk etapta nereye kadar yükseliş veya iniş olabilir sorusunun cevabını verebilmektedir. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası ile ilgili olarak da son olarak birkaç husus belirtelim. Merkez Bankası değerli arkadaşlar doların 5.35'ler civarında veya 5.35-5.35 aralığında olduğu son 2 gündür yani dün ve bugün itibariyle pek fazla bir işlem yapmadı. Sadece dün arkadaşlar onu Twitter'dan duyurmuştum fırsatın olmaması nedeniyle Nisan vadede 1755 kontrat short pozisyon açmıştı. Bugün ise arkadaşlar yine sadece ve sadece Nisan vadede 11.000 civarında Şubat vade arkadaşlar. Şubat vadede 1000 kontrat short pozisyon açmış. Ocak vadede herhangi bir pozisyonu bulunmuyor. Nisan vadeye baktığımız zaman ise Nisan vade itibariyle bugün itibariyle Merkez Bankası'nın evet 11.139 adet short pozisyon açtığını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar durum şunu göstermekte. Merkez Bankası dün pek bir pozisyon açmadı. Sadece 1755 kontrat Nisan vadede açıyor. Bugün de sadece 1000 kontrat Şubat vadede açmış olmasına rağmen Nisan vadede 11.139 kontrat pozisyon açıyor. Dolar TL'nin rahat olduğu bir süreçte bile özellikle sığ olan Nisan vadede ek pozisyonların açılıyor olmasını veya kayda değer pozisyonlar açılıyor olmasını daha önceki analizlerimde dikkat çekici bulduğumu ifade etmiştim. Bir kez daha bu hususun dikkat çekici olduğu ortaya çıkıyor ki diğer vadelerde herhangi bir pozisyon açılmayıp da dolar TL'nin sakin olduğu, sakin diyebileceğimiz bir süreci yaşamış olduğu şu günlerde, şu gün itibariyle 5.30'un üzerinde tutunma çabalarının olduğu bir süreçte bile 11.000 kontrat civarında Nisan ayında yani seçimlerden sonraki ilk ayı temsil eden Nisan ayında Merkez Bankası'nın short pozisyon sayısını artırıyor olması bu konuda seçimlerden sonra bir dalgalanmanın daha da hızlanabileceği, spekülatif hareketlerin biraz daha yoğunlaşabileceği gibi bir düşünce ve bu düşünceye bağlı olarak da elindeki silahı güçlendirmek, elini kuvvetlendirmek adına bir gayretten kaynaklanmış olduğunu da düşünebiliriz. Sevgili arkadaşlar bugünkü yorum ve analizim bundan ibaret olup her zaman olduğu gibi tekrar hatırlatıyorum. Eğer seans içerisinde
dolar TL'nin veya diğer başka enstrümanların 60 dakikalık, 120 dakikalık gibi kısa periyotlardaki destek, direnç vesaire gibi kritik noktalarını bilmek istiyorsanız ve anlık yorumlardan haberdar olmak istiyorsanız Twitter adresimden takip edebilirsiniz. Bir de eklenmiş olan videolardan anında bildirim alabilmek ve haberdar olabilmek için de kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Biliyorsunuz YouTube abonelikleri herhangi bir ücrete veya bir ekstra bir koşula bağlı değil. Sevgilerim, saygılarımla hoşça kalın efendim.